Ben Sefer Kılınç, Aroma Meyve Suları Gıda Sanayi Genel Müdürüyüm. Firma 1968'de kuruldu, Bursa'da kuruldu. Bursa'daki müteşebbis heyetlerin Bursa'daki şeftaliyi katma değerli hale getirebilmek adına kurulan bir firma. Biz şu anda şeftali, kayısı, vişne, elma gibi meyveleri alıp püre ve konsantre haline getirip yurt dışına da ihracatını yapan bir firmayız. Aynı zamanda bu ürettiğimiz meyvelerden meyve suyunu yapma adına da nihai son üretimleri yapan da bir firmayız. Aroma aslında hem %100 meyve suları, hem nektar, hem meyveli içecek, hem de aromalı içecekleri yapıp Türkiye piyasasına ve dünya piyasasına sunan bir firmadır. Çok köklü bir firma ve en önemlisi kalitesini 68 yılından bu yana devam ettiren ve daha da kaliteli ve fonksiyonel ürünleri de sisteme koyup pazara ulaştıran bir firma. Meyve suyu çok geniş kapsamlı bir kavram ve çocuklarımıza neyi içirdiğimizi biliyor olmamız lazım. Meyve suyu dediğimiz şey aslında 4 kategoriden oluşuyor. Bir tanesi %100 meyve suları, ikincisi nektar, üçüncüsü meyveli içecek, dördüncüsü de aromalı içecek. %100 meyve suları tamamıyla meyveyi içeren içecekler. Ondan dolayı da içerisinde hiçbir şeker, hiçbir asitlik düzenleyici ve koruyucu zaten yoktur. Bunların hiçbiri %100'de yok. Nektarda ise %35 ile %50 arasında meyve oranı içerir. Diğerleri şeker ve asitlik düzenleyicilerdir. Meyveli içeceklerde ise %10 meyve içerir. Onun üstü su, şekerle üzerine konur. Aromalı içeceklerde ise %3'e kadar meyve içerir. Geri kalan dediğim gibi şeker ve diğer malzemelerdir. Meyve suyu dediğimiz ürünlerin içerisinde kesinlikle koruyucu madde yoktur. Bu en önemlisidir. Koruyucu madde kullanılan ürünler meyve suyu değildir. Ondan dolayı da çocuklarımıza bu ürünleri içerirken %100 meyve suları mı, yoksa nektar mı, meyveli içecek mi ya da aromalı içecek mi olduğuna dikkat ediyor olmamız lazım. Eğer bunları bilerek aldığımız takdirde bunların zararlı hiçbir etkisi yoktur belli oranda içirildiği takdirde. Zaten her şeyin fazlası da zarar olduğu gibi meyve sularının da gereğinden çok daha fazla içirilmesi tavsiye edilmez. Bizler 1968'de kurulan bir firma olarak kalite kriterlerini çiftçi fabrika arasında çözmeye çalışıyoruz. Ondan dolayı da giren ürünlerin kalite güvence departmanı, alınan numunelere göre bunun fabrikaya gelip gelmediği, ilaç var mı yok mu, kalitesinde çürük var mı yok mu, bunları öncesinde tespit edip bunları ya üretim esnasında ya da fabrikaya gelmeden girişlere engellenir. Bu kalite güvencenin onayı verilmeyen hiçbir ürün normalde tüketiciye bizim tarafımıza ulaşması mümkün değildi. Dediğim gibi 1968 yılında kurulan firmaların artık temel amacı ticaret yapıp para kazanmak değil. Burada elde ettikleri kültürü, elde ettikleri tecrübeyi üretici ve Türk halkına veya dünya halkına katma değerli hale getirmek asıl görevlerinden bir tanesidir. Buna da sosyal sorumluluk projeleri adını verdik ve bunlarla alakalı olarak da biz meyveyi aldığımız üreticileri daha kaliteli, daha verimli ve daha az çevreye zarar verici etkenleri neler olabileceğiyle alakalı da eğitimler veriyoruz. Yani burada aslında üreticiyle firma iç içe geçiyor ve bunun etkileri şöyle oluyor. Mesela şeftali bahçelerinde en yüksek verimi en az çevreye zarar verecek şekliyle üreticilere öğretmeye çalışıyoruz. Ve burada iyi bir sinerji yakaladık ve bu sinerjinin sonucunda da üretilen meyvelerin hem kalitesinde hem de verimliliğinde artışlar oldu. Bunun yanında bizim gibi firmaların bir görevi daha var. Damak zevklerine uygun en sağlıklı ürünleri kendileriyle buluşturuyoruz. Mesela şu anda Sağlık Konsepti adı altında farklı ürünleri piyasaya verdik. Buradaki temel algı da şu, dünyada da Türkiye'de de şeker hastalığı çok ön planda. Bundan dolayı da şeker hastalarının sadece su haricinde başka bir içeceğe doğru yönelmeleri kendileri açısından sıkıntı oluşturduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da suyun yerine geçen hem vitaminli hem de şekersiz ve hiçbir sorun olmadan su gibi içebileceği aroma sade isimli bir ürünler çıkarttık. Bunlar tarçın, zencefil, elma gibi karışımlarla yaptık ve
su niyetine içebilirler ve şeker hastaları hiçbir şekliyle bundan rahatsızlık duymazlar. Ve şu anda da Türkiye piyasası ve dünya piyasasına bunları verdik. Kademe kademe kendimiz anlattığımız süre içerisinde de bu ürünlerin miktarlarında artışlar oldu. Sizin vesilenizle de buradaki tüm Almanya ve diğer ülkelere de bunu söylemek istiyorum. Şeker hastalarını içebileceği sağlıkta ürünlerimizi piyasaya verdik. Bunları eğer takip ederlerse, alıp içerlerse kendileri açısından da faydalı bir iş yapmış oluruz. Bizim de çocuklarımız var. Biz de çocuklarımızı sağlıklı bir şekliyle büyütmek istiyoruz. Bundan dolayı da bu söylediğim şeyler bir firmanın genel müdürü olarak değil, bir baba olarak söylüyorum. Çocuklarımız veya diyet yapan insanlar veya her yaştaki insanlar için söylüyorum. Bir şeyi içmek istiyor. Bu suyu herkes içiyor ama suyun yanında da başka şeyleri içmek istiyoruz. Bundan dolayı da içmek istediğimiz bu ürünleri iyi araştırsınlar. Ne içtiklerini iyi baksınlar. Bizim ürünlerimizin yan taraflarında içerikle ilgili ciddi bilgiler var. Bunları kulaktan dolma değil, etiketlerine bakarak karar versinler. Bu ürünler yararlı mı, zararlı mı? İçerisinde zararlı maddeler var mı, yok mu? Bunları kendileri görebilirler. Bundan dolayı şunu söyleyebilirim. Aroma olarak biz Türk Gıda Kodeksine ve dünyada yayınlanmış tüm kalite yasalarına uygun üretimler yapıyoruz. Bunları yaptığımız süre içerisinde de bizim ürünlerimizin sağlığa zararlı bir içerik olması mümkün değil. Fakat tabii ki şeker hastalarına demin söylediğim, onlar bir şekerle ilgili vücutlarını aldığında sağlık açısından etkileri farklı olabilir. Bundan dolayı da farklı ürünler çıkartıyoruz dikkat ederseniz. Yoksa bu ürünlerin kırılımlarına gerek yok. İşte %100 ürün diyorum, nektar diyorum, içecek diyorum, aromalı içecek diyorum. Şimdi bunların farkına ebeveynler olarak varılması lazım. Fiyatlamayı buna göre yapıyor olmaları lazım. Ve de bir şeyi içmek zorunda olduğumuzu da unutmadan İçtiğimiz ürünlerin en az zararlı hangisi ise bunu bulup çocuklarımıza veya kendilerimizin içiyor olması lazım. Şimdi meyve suyu zararlı diye ortaya çıkar isek, bunun yanına eğer gazlı içecekleri bu çocuklarımız içiyor ise, o zaman hangisinin daha zararlı olduğunu bizlerin araştırıyor olması lazım. Bize göre meyve suyu sağlıklı. Her şeyde olduğu gibi belli ölçülerde içmek gerekiyor. Biz bir içişte bir litreyi, iki litreyi bitirin demiyoruz. Belli bir porsiyonlar var, üzerlerinde de yazıyor. Bunları içtiğimiz süre içerisinde bize göre meyve suyu en kaliteli içeceklerden bir tanesi. Tekrar bunu çok önemli olduğu için vurguluyorum. Çocuklarımıza ne içirdiğimizi bilerek içirelim. Kulaktan dolma meyve suyu zararlıdır, şu zararlıdır deyip bunu kabul etmeyelim. Bunu yaptığımız süre içerisinde zaten biz doğruyu bulacağız. Ne içtiğimizi bilmek zorundayız. Ne yediğimizi bilmek zorundayız. Ve bunun için de sadece duysal ve görsel işlerden çok içtiğimiz, yediğimiz paketlerin içeriklerini iyi okuyup iyi değerlendiriyor olmamız lazım. Aroma açısından da tüm yaptığımız üretimler sağlıklı ve çocuklarımızın rahatça kullanabileceği ürünlerdir. Bundan dolayı eskiden Türkiye'de bir cümle vardı. Aromadan başkasını arama. Yine tüm kamuoyuna aynı şeyi söylüyorum. Aromadan başkasını arama.